Hoş geldiniz, ne haber? Ben şimdi anladım sizi demin neden öyle. C, Ruslar. D, Türkler. Ne kadardı? Gizli bile. Neden gizli? Soteriofobi nedir? Ha! Girişim yapan. 50 puan. Hiç fena değil. Burada 30 var. Açın kayıtlarınızı. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. İlk defa Quiz Night'a gelenler ellerini kaldırabilir mi? Çok güzel, harika. Quiz Night hakkında fikri olmayanlar ellerini kaldırabilir mi? Sıçtınız. Efendim bir bilgi yarışması yapıyoruz. Zannediyorum ki aklınızın ucundan geçmeyecek sorularla size dalacağız diye düşünebilirsiniz. Muhtemelen partnerinizle kavga edeceksiniz. Senin dediğin değil, benim dediğim doğruydu diye. Şimdiden bunları bilin. Gece boyunca da bunlar oldukça biz bunları görürsek dalga geçeceğiz. Kurallarımız var. Kopya çekmek kesinlikle yasak. Sağda solda gördüğünüz ayakta duran herkes bizim arkadaşımız. Herhangi bir şekilde kopya çektiğinizi görürsek -10 puanı basıyoruz. Kendi aranızda konuşmanız kesinlikle yasak. Şaka, öyle bir şey yok. Grupları tanıyarak başlamamız gerekiyor. Sizin grubunuzun adı ne? İkisi bir arada. Ne kadar yaratıcı. Çok yaratıcı. İki kişilik bir grup. Evet. Aynen. Kimin aklına gelirdi ki? Harika. Ne iş yapıyorsunuz? Sağlık turizmi. Saç çekiyorsunuz. Hayır. Hayır. Asla. Ya da diş yapıyorsunuz. Estetik. Estetik de var. Çok iyi. Güzelleştiriyoruz insanları. Ya evet. Mesela nereden turist geliyor size diye sormak istiyorum. Almanya'dan. Almanya'dansa evet o zaman evet. Yapacağım şakanın manası kalmadı. Arap yok. Aa, demedim ben bir şey. Siz ne iş yapıyorsunuz? Biz aynı şirkette çalışıyoruz. Aynı şirkette çalışıyorsunuz, harika. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. İkisi bir arada bir alkışlayalım. Hoş geldiniz, sizi tanıyalım. Hoş bulduk, bizim grubun adı Musti. Musti neden? Kedimizin adı. Ya kaç yaşında? Kaç yaş? 3. 3 yaşında. Cins mi? Sarma. Satın almadınız, sahiplendiniz. Yani. Çok buldum. İyi. Harika, buldunuz. Siz ne iş yapıyorsunuz? Tekstil hazır giyip konfeksiyon. Sizin markanız mı var gibi? Yoksa satıyor musunuz? Hem markamız var hem satıyoruz. Allah aşkına hangi marka? Söyleyemem, çıkışta anlatırım. Beyefendi TRT sandınız galiba ama değil. Yani hayal ettiğiniz yerde olmayabilirsiniz, önce onu söyle. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben aydınlatma işiyle. Aa, bu işler. Yani. Sayılır. Aydınlatma amaçlı üretiyoruz. Üretiyorsunuz. Evet. Ay harika. Musti grubunun telefonlarını alıyoruz. O bize çok lazım. Ayaklarınıza sağlık. Musti'yi de bir alkışlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin adınız nedir? Benim adım Serkan. Grubumuzun adı Gatto. Gatto. Daha küçük yazsaydınız keşke. Gatto çok... nedir? İspanyolca kedi galiba. Hayırdır inşallah. Musti, Gatto. Sizinki ne? Aynen. Hiç evde yok orası. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben de hazır giyim, tekstil. Aa, evet. Arkadaş mısınız? Evet. Aa, çok güzel. Siz? Ben organizasyon. Aa, ne güzel. Şu, isimleriniz neydi? Serkan, Zeynep. Hoş geldiniz. Gatto'yu da bir alkışlayalım. Hoş geldiniz. Hanımefendi hiç konuşmak istemiyor. Grubun adı Barbie olmasına rağmen. Zannediyorum siz seçtiniz beyefendi Barbie'yi. Sarışın, narin, hassas, güzel. Aynen. Mesleğiniz nedir? Fotokopiciyim. Ne? Dijital baskı modern adı. Ay anladım. Sokakta fotokopici. Yoksa fotokopici. Harika, çok güzel. Siz hanımefendi? İnsan kaymakları. İnsan kaymakları, çok güzel. Siz birlikte misiniz? Karı koca mısınız? Deniyoruz. Deniyorsunuz. Manitasınız. Ne kadardır? Şşt, gizli bir de. Neden gizli? Neden gizli? Biz direkt buraya verelim mi diye. Barbie'yi de bir alkışlayalım. Yani Barbie'leri. Sizin grubunuzun adı? Kırmızı. Kırmızı. Neden? Özlem Hanım daha iyi bilir. Mine istemedi. Evet. Biz ikimiz seviyoruz dedik. 10.000 tane isim düşündük ve... Kırmızıyı seçtiniz. Bir... Siz ne iş yapıyordunuz? Benim bir kafem var Kalamış'ta. Allah aşkına hangisi? Kalamışsiye. Geldik mi acaba? Siz ne yapıyorsunuz efendim? Ben tasarımcıyım. Aydınlatma sektöründe çalışıyorum. Hepiniz tanışıyor musunuz? Hayır, tanışmıyoruz. Hayır. Siz efendim? Ben de bankacıyım. Hangi banka? Söyleyeyim mi? Kırmızı bir banka. Evet, kırmızı bir arkadaşlar, banka. Arkadaşlar, söylediğiniz hiçbir şey aleyhinize kullanılmayacak.
Burada marka söylemenizde gerek yok. Ben sizin yerinize söyleyeyim. Apple, Mercedes, BMW, Vakıfbank, Ziraat Bankası. Bak kamu bankası bile söyleyebiliyorsunuz. Yani bankacıyım. Yani. Hanımefendi banka mı satıyorsunuz? Bankacı nedir? Fırın gibi. Bankanın parasını harcıyorum ben. Çok satın kredi veriyorum. Ha, satın alma yapıyorsunuz. Evet. Kırmızıyı da bir alkışlayalım. Orada da bir grup varmış. Siz kimsiniz? Ben. Grubun Şebnem. Adı. Şebnem Hanım hoş geldiniz. Extreme grubumuzun adı. Extreme. Neden? Ha, dalmalı, atlamalı, tırmanmalı, çadırlı böyle. Nereye bağlayacaksınız acaba? İşte şey, bütün ekstrem sporların odası, hepsini neyse, yapıyorsunuz. Evet, aynen. Siz de mi beyefendi? Evet, evet. Beraber karı yapıyorsunuz. Karı koca olarak ekstrem sporlar evet, mı yapıyorsunuz? Evet, ekstrem bir hayatımız var. Harika, ne güzel ya. Bayağı bir ekstrem hayatımız var. Bir tane çocuğumuz var evde, bir tanesi de şu anda yolda. Aa, yani tebrikler. Hoş geldiniz tekrar. Alkışlayalım ekstreme. Hanımlar, beyler. Hazır mısınız? Efendim ilk sorumuz şöyle. Lütfen dikkatli dinleyin. Ne işe yarayacaksa. Ülkemizin en uzun kıyı şeridi hangi denizimize aittir? A. Ege Denizi. B. Marmara Denizi. C. Karadeniz. D. Akdeniz. Buyurun cevapları yazabilirsiniz. Kolay sordum ya. Bu en kolaydı ha. Evet. Hanımlar, beyler buyurun kartları kaldırabiliriz hep beraber. Yazamayanlar var. Hanımefendi şıkkı yazsanız da olur. Aynen. Karadeniz var, Karadeniz var. C var, Ege var, Karadeniz var, Karadeniz var. Nar tarikatı mı? Doğru cevap A. Ege Denizi. Hanımefendi işte bakın bu oluyor. Ben dedimler başladı. Bir sonraki grup kimmiş onları tanıyalım. Beyefendi hoş geldiniz. Grubunuzun adı ne? Perşembe Tekne Rakı. Pardon bizim arkadaşımız buymuş. Perşembe Tekne Rakı. Neden? Çünkü öyle hepsini bir, yapıyorsunuz. Yok öyle bir WhatsApp grubumuz var. Onun ismini koyduk. WhatsApp grubunuz var. Ama öyle. Hiç gitmiyorlar tekneye. İsmi öyle. Siz üçünüz ve siz üçünüz. Karı şimdi, koca mısınız? Yok yeni tanıştık şimdi. Bağlayacağız. Bağlayacaksın. Ne iş yapıyorsunuz? Diş macunu ithalatı. Beyefendi siz? Ben duvar kağıdı. Yapıyorsunuz. Evet. İthal ediyorsunuz. İthal ve hepsi var. Aynen. Ben alacakmışım gibi oldum. Döşüyoruz yani sıkıntı yok. Çok güzel. Siz? Ben kuyumcuyum. Kuyumcu musunuz? Aynen. Nerede? Kapalı Çarşı. Kapalı Çarşı'da. Güzel. Gözler parladı. Aynen. Seviyoruz biz kuyum. Ayaklarınıza sağlık. Perşembe rakı balığı da bir alkışlayalım. Hemen sizi de tanıyalım. Yanınızdaki gruptan hiç hoşlanmıyorsunuz. Onu anladık. Aa ne tatlısınız. O dedi ki yeni tanışıyoruz. Bak bu kadın dedi. Ama ben aşık. Hoş, siz ne iş yapıyorsunuz? Ben ev tekstili. Siz? Giyilebilir sana. Vallahi. Giyilebilir sana. Şey, Lady Gaga falan. Ne? Ha, Bella Hadid'inkini siz mi yaptınız? Nerede ulaşabiliriz sizin sanat eserlerinize? Benim markam var. Siz hanımefendi? Ben çalışmıyorum. Harika. Kim eşiniz? Aynen. Ben şimdi anladım sizi demin neden öyle. Sizin grubunuzun adı ne? Adını söyle diyor. Kar Biyokar. Kar Biyokar'ı da alkışlayalım. Allah bilir ne demek. Hemen ikinci soruyu sorayım. Efendim ikinci soru gerçekten biraz garip. Yani bunu bilen olursa enteresan bulacağız. Sallayarak bileceksiniz büyük ihtimalle. Soru şöyle. A, B, C, C, 11 genine sahip oldukları için dünya üzerinde koltuk altı kokusundan en az muzdarip olan millet hangisidir? A, Koreliler. B, Brezilyalılar. C, Ruslar. D, Türkler. D cevabını şey yapmasa mıydık hiç? Söylemese miydik? Buyurun kartları görebiliriz. A, B, C, D. Yapıştırın bir tane. A diyor, B diyor, Kore var, C var, A var, Kore var, B var. Çok iyi hanımlar, beyler. Doğru cevap Kore. A. Doğru cevabı verenler havada tutabilirler mi kartlarını? Puanlarını yazacağız. Merak etmeyin. Hiçbir şey olmaz. Siz kazanırsınız. Biz ayarlarız onu. Sizi tanıyalım. Biz Gözlükgiller.
Gözlük gillersiniz siz. Evet. Gerçekten bu akşam için özellikle almışsınız gibi görünüyor. Yok, normalde de kullanıyoruz. Çok iyi, çok yakışıyor belli ki. Siz kardeş misiniz diye soracağım. Ay hemen aktarayım. Bu ikili kardeş. Evet. Bu görümcem. Görümceniz. Bu eşim. Bu da eşinizin onlar eski eşi. Falan. Yok. Esmi, da... Eski eşinin eşi. Evet. Bu da ortak arkadaşım. Çok iyi. Ne iş yapıyorsunuz? Ben grafik tasarımcıyım. Siz? Ben psikolog. Psikolog musunuz? Çok lazım oluyor. Ne peki uzmanlığınız klinik var? Klinik psikoloji. Terapi yapıyorsunuz. Yapıyorum. Çok iyi. Siz beyefendi? Ben de grafik tasarımcıyım. Ben de grafik tasarımcıyım dediniz evet. Ama psikoloğun arkadaşısınız siz. Bu adam grafik tasarımcı seviyor. Onu anlamış olduk. Siz efendim? Ben çalışmıyorum. Siz de çalışmıyorsunuz. Sizin kocanız nerede? İngiltere'de. Ha, gerçekten var bir kocanız mı İngiltere'de? Var. Ben buraya şaka yaparız diye düşünmüştüm. Ayaklarınıza sağlık. Alkışlıyoruz gözlük gilleri de. Sizi tanıyalım. Merhaba, biz de Madara. Madara grubunuzun adı. Hayırlara vesile olsun. Neden öyle düşündünüz? Çok fazla beklentimiz yok onların. Harika. Muhtemelen kazanacaksınız. Değerli böyle olur. Sizin mesleğiniz nedir? Bilgisayar mühendisiyim. Siz beyefendi? İsmim Başar, makine mühendisiyim ben. Makine mühendisisiniz. Siz? Ben de tasarımcıyım. Siz de tasarımcısınız. Gözlüklü Bey, psikolog Bey, o da tasarımcıymış. Seversiniz siz. Madara'yı da bir alkışlayalım. Efendim, üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü soru için ekranlara bakmanızı rica ediyorum. Aha, şu yandakiler ekran. Ama en baştan başladık. Buyurun, verelim görüntümüzü. Alabiliriz. Gayet güzel. Sorumuz şu. Sarı Kurdelen şarkısında esmerler aşağıdaki hangi kuru yemişle beslenmez? A. Fındık. B. Badem. C. Ceviz. D. Fıstık. Buyurun yazabilirsiniz. Bayağı kolay soru. Buyurun kartları görebiliriz. Ceviz diyor, ceviz diyor, ceviz diyor, ceviz diyor, badem diyor. Ceviz diyor, ceviz diyor, ceviz diyor, ceviz diyor, badem diyor. Siz kimsiniz acaba ya? Ceviz diyor, ceviz diyor, ceviz diyor, ceviz diyor. Hanımlar, beyler, doğru cevap ceviz tabii ki. Sadece, pardon, sadece bilemeyenler kaldırabilir mi kartlarını? Sadece bilemeyenler, evet sadece iki grup bilemedi. Size helal olsun. Gerçekten siz neden mesela şarkıyı mı bilmiyorsunuz? Aynen. Siz nasıl bilmiyorsunuz hanımefendi bu şarkıyı? Ya olur mu efendim? Buyurun çalalım cevabı. Hanımefendi zaten neyle beslemiyor diye sordu. Hanımefendi sizi ben de kurtaramam ha. Büyük geçmiş olsun. İnşallah büyük iddiaya girmemiştiniz. Gerçekten çok az yanlış cevap olduğu için herkese benden şan. Sizi tanıyalım. Merhaba. Merhaba. Sizin grubunuzun adı nedir? Book Club. Kitap kulübünüz mü var? Evet. Sizin? Aa, harika. Ne okudunuz en son? Hay Allah. Evet. Uzun zaman oldu. Anladım. Uzun zaman olmuş. Anladım. Bize yaptılar havayı. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben eğitimciyim. Aa, gerçekten Allah kolaylık versin. Teşekkürler. Nerede? Koç Üniversitesi'nde. Şu kolay gelsin. Teşekkürler. Tebrik ediyoruz. Hanımefendi siz? Reklamcıyım. Reklamcısınız. Çok hoş. Siz efendim? Ben finans ama şu anda çalışmıyorum. Çok iyi. Harika. Yan tarafla akrabalığınız var. Biraz. Biraz. Çok iyi. İddiaya girdiniz mi? Girdiniz. Çok iyi. Book Club'ı da bir alkışlayalım. Hemen yan tarafa verir misiniz? Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin grubunuzun adı nedir? Reynes. He? Reynes. 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 Nedir efendim? Reis'in isim. Birleşimi Reynes. Nesim okey. Reis, reise. Reis. Reisi. Aynen, reisi. Anlamı ne? Reis gibi yani Rachel'dan gelmiş öyle türemiş reis olmuş. Tracy'den T'si düşmüş. Falan. Söylene söylene reis olmuş. Söylene söylene reis olmuş. Çok iyi. Ne iş yapıyorsunuz? Ben tasarımcıyım. Harika. Şş, gözüklü. Siz? Girişimci. Hazır giyim, tekstil. Dolandırıcı gibi bir şey yani.
Girişimci ne abi? Yani girişim yapan. Ha. Ay grubun adı neydi? Reis'i. Neydi? Reis'i. Reynes ha Reynes. Alkışlayalım bir Reynes'i. Hemen bir sonraki soruyla devam edeceğiz. Bu sadece ses olarak duyacağınız bir soru. O yüzden dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Buyurun verelim sesi. Kendimi kontrol edemiyorum. Evet, bu muhteşem şarkıyı hepiniz hatırladınız diye tahmin ediyorum. Boş bakışlarınızdan. Efendim soru şöyle. 90'lı yıllarda kendini kontrol edemeyen ve klasik gitarla elektro solo atan şarkıcımızın adı nedir? Var efendim, bu şıklı bir bilgi yarışması. Dördüncü sorudayız. Artık alışmanızı beklediğim bir şeydi şık hatta. A. Birkan, B. Gürkan, C. Gençkan, D. Hürkan. Buyurun yazabilirsiniz cevaplarınızı. Beyefendilerin grubunun adı neydi? Yeşimciğim. Aynen, eksi 10'u basalım oraya. Ya bir, gerçekten en zeki grup sizsiniz. Helal olsun, bir alkışlayalım. Gerçekten kimsenin aklına gelmeyecek bir şey yaptınız. Şazamladı beyefendi. Ona ayrıca bir alkışlayalım. Harika. Buldu mu? Bulamadı da. Bir daha alkışlayalım. Buyurun kartları kaldırabiliriz. Hürkan, D, Gençkan, B, Birkan, Hürkan, Arkan, önüm sobe, saklanmayan, ebe ne? Efendim, hanımlar beyler, doğru cevap Gençkan. Hangi şık? C. Sadece 3 grup bildi. Helal olsun. Nereden bildin lan dedi bir de. Beyefendi yan masaya bela oldu bugün. Sizi tanıyalım. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba. Zin grubun adı nedir? Pavyon dublesi. Aa, büyükçe. Ortası 1,5 mu oluyordu pavyon evet, dublesi? Evet, 1,5. Herkesin hayatında harika. Bir tane vardı. Aynen. Siz ne iş yapıyorsunuz? Volkan, depolama ve sevkiyat. Siz beyefendi? Merhabalar, benim adım Danış. Onunla dalga geçelim diye söylediniz tabii, sanki. Evet, ama gayet de güzel bir isim. Neden koymuşlar isminizi Danış? Babam çok ilginç bulmuş arkadaşlar arasında. Öyle koymuş ismini. Şaka. Ben de hoşlanmıyorum uzun zamandır. Yok, biz hoşlanmıyoruz diyemeyiz yani. Çok da bildiğimiz bir şey. Danış'ı beğenmeyenler alkışlayabilir mi? Gördüğünüz gibi bu salonda herkes sizin isminize bayıldı. Çok çok kibarsınız, teşekkür ederim. Siz ne iş yapıyorsunuz? Reklam ajansında çalışıyorum. Harika, hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Siz efendim? Benim adım Özden. Aynen. Özden Hanım, artık siz bizle mi çalışsanız ya? Evet, beni alsanız var. Aynen. Siz ne yapıyorsunuz? Turizm ajansında vizelik yapıyorum. Aldım ben vizeyi. Hayırlısı çok olsun. Teşekkür ederim. Ben de finans sektöründe çalışıyorum. Ne yapar, ne olarak? Müşteri yönetim müdürüyüm. Nerede? Elektronik. Ha, elektronik. Şey. Aynen, tamam. AŞ'ye kadar. Evet. Çok. Siz kimsiniz efendim? Grup olarak. Biz grup Margarita. Harika. Sarhoş musunuz? Yok, iyiyiz şu an. Ya da pizza mı seviyorsunuz? Yok, menüde en üstte Margarita vardı, onu yazdık. Harika. Çok iyi. Olağan şüpheliler gibi bir hikaye şu an. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben inşaat mühendisiyim. Harika. Hanımefendi siz? Ben fındık işindeyim. Allah aşkına. Evet. Bizim var fındık bahçemiz. Öyle mi? Alalım. Bahçeyi alıyor ama. Aynen. Fark ettim. Siz hanımefendi? Gayrimenkul işindeyim. Çok iyi. Gayrimenkul işinde misiniz? Ne yapıyorsunuz? Yatırım yapıyoruz. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Margarita'yı da bir alkışlayalım. O gruba bir geçelim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım. Ekrem benim ismim. İnşaat sektörü. Çok memnun oldum Ekrem Bey. Grubun adı ne peki? Şamata. Harika. Ben çok... koymadım ama. Siz koymadınız. Evet. Tek gülümseyen sizsiniz gibi görünüyor. Ben zorla getirdim o yüzden. Zorla getirdiniz. Evet. Merak etmeyin, hiç canınız yanmayacak. Yanınızdaki hanımefendi mi getirdi? Evet, zorla. Siz nesi oluyorsunuz hanımefendi? Yeni sevgilim. Merhaba, ben Sinem. Sinem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben aylaklık yapıyorum. Evet. Gün batımı, gün doğumu seyrediyorum. Bazen harika. Aya bakıyorum. Çok iyi. Bizimle de arkadaş olup bizi de gezdirir misiniz oralarda? Tabii ki. Hoş geldiniz. Siz ne iş yapıyorsunuz efendim?
Kozmetik işindeyim. Ne gibi? Burada üretip yurt dışında satıyoruz. Gayrimenkul işindeyim dedi. Ben diyorum ki emlakçı der mi acaba? Çünkü oradan geçmedi. Yatırım yapıyoruz dedi. Kozmetik işindeyim dedi. Acaba ne diyecek diyorum. Bir kozmetik üretip satıyoruz dedi. Buradakinin markası var. Oradakinin bilmem nesi var. Nasıl bir ekibiz lan biz? Kalantor dedi. Efendim siz? Merhaba. Melis. Beraber çalışıyoruz. Kimle? Kozmetik işinde. Kozmetik işinde. İyi, ayaklarınıza sağlık. Alkışlıyoruz Şamata'yı da. Hemen bir diğer soruyla devam ediyoruz. Efendim, beşinci sorudayız daha. Daha hiçbir şey belli değil ama üç soru sonra belli olur. Soru şöyle. İngiltere'de bir nakliye şirketinin yöneticisi hangi emojiyi kadın çalışanına gönderip taciz ettiği için 420 bin sterlin tazminat cezasına çarptırılmıştır? A. Patlıcan. Ayı. B. Alev. Bu oluyor. C. Şemsiye. Bunu Z kuşağı bilir. D. Kayısı. Buyurun cevaplayabilirsiniz. İndir indir ceza basarım. Çok tatlısınız. Kaldıralım kartları. Aynen. Patlıcan diyor, alev diyor, D diyor. Kayısı dendi, D dendi. Kayısı, D, D. Hanımlar, beyler doğru cevap kayısı. D. Hanımefendi bir saniye, hemen açıklayacağım size. Şey efendim, kayısıyı kalçaya benzetiyorlar. Efendim o kayısıymış. Şeftali sanılıyor ama kayısıymış. Yani WhatsApp kendi ona kayısı o dediği için kayısı dedik. Yoksa biz de şeftali sanıyorduk. Nedeni o. Diğerlerinin de hepsinin anlamı var ama bana yakışmaz. diye devam ediyorum. Merhaba, sizi tanıyalım. Rastlantı grubu. Neden efendim rastlantı? Rastlantı eseri bu akşam burada bir araya geldik. Şaka yapıyorsunuz. İki çift olarak yani. Rastlantısal bir araya geldik. Tanışıyor evet. musunuz? Tanışıyoruz. Aa ne güzel ya. Gösterinize gelmek istiyorduk. Bilet bulamıyorduk. Bir arkadaşımız hastalandı. Evet. Böylece tesadüfen. Çok geçmiş olsun. Bir araya geldik. Hoş geldiniz. Siz ne iş yapıyorsunuz? Güvenlik sistemleri üzerine çalışıyorum. Sahibi misiniz? Ne? Gibi. Çünkü kurucularından. Kurucularındansın. Tabii daha aşağısını almıyoruz zaten. Aynen. Ekibe geldi. Siz hanımefendi? Sanat danışmanlığı yapıyorum. Sanat danışmanlığı tabii ki. tabii ki sanat danışmanlığı yapıyorum. Siz beyefendi? Çalışmıyorum. Size helal olsun. Neden çalışmadığınıza dair fikrimiz var tabii. Hisselerinizi mi sattınız yeni ne yaptınız? Siz hanımefendi? Mimari tasarım. Mimari tasarım. Gözlüklü. Sana bak burada çevre yaptım ha. Rastlantıyı da bir alkışlayalım. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hemen yanınıza alabilir miyiz? Merhaba. Merhabalar. Sizin grubunuzun adı Nar ne? Nar tarikatıyız biz. Siz Nar tarikatısınız. Evet. Gelmeden önce çok uyarıldık. Dedikler ki tarikat marikat karıştırmayın bu işleri. Aynen. Neden hani acaba? Silivri'de almayın soluğu dediler ama. ya hanımefendi. Tarikat olunca Silivri'de almıyorsunuz gibi görünüyor ama siz bilirsiniz. Ama bizim zaten grubumuzun adı da yani. Tarikat WhatsApp grubumuz falan. Grubumuzun Nar tarikatıydı yani. Çok evet. iyi. Neye inanıyorsunuz? Pardon. Bakın kargalar var. Aynen. Bir takım ritüeller, bir takım özel günler var. Ada evet. çayı var. Efendime söyleyeyim. Bir takım görseller var. Aynen. Bilare detaylara Aynen. Üretici ileriz. Misiniz, satıcı mısınız? Kullanıcı sadece. Anladım. Mesleğiniz ne? Sinema organizasyon işindeyim ben. Harika. Çok güzel. Eşimin çok selamlarını getirdim Hakan'ın. Aleyküm selam. Bonomo. Aa nerede o? Netflix gecesinde. Netflix'te tabii. Rakibimiz de Netflix gecesi ha. İnanılmaz. Siz de çok selam söyleyin. Baş üstüne. Efendim sizi tanıyayım. Ben finans. Okey harika. Siz? Ben yönetim danışmanıyım. Siz Elinden. De yönetim danışmanısınız. Evet. Harika. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Alkışlayalım Nar tarikatını da. Hanımlar, beyler hızlı bir soruyla devam ediyoruz. Soteriofobi nedir? Soteriofobi. A. Başkalarına muhtaç olma korkusu. B. Kulaklıklarının tekinin bozulması korkusu. C. Banyoda boğulma korkusu. D. İktidarı kaybetme korkusu. Buyurun ne? A mı neydi? A. Başkalarına muhtaç olma korkusu. Hanımlar, beyler buyurun kartları kaldırabilirsiniz. B diyor, A diyor, B diyor, C diyor, B diyor, C diyor, B mi diyor? Kulaklıklarının tekinin bozulma korkusu. Çok acayip insanlarsınız. A diyor, B diyor. Hanımlar, beyler doğru cevap
Başkalarına muhtaç olma korkusu A. Doğru cevaplar kaldırabilir mi? Gerçekten soteriofobi bu salonda asla yaşanmamış olabilir. O yüzden az doğru cevap var. İndirebilirsiniz kartları. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Siz kapalı kim? Tebligat biz. Kapalı tebligat aynen. Neden? Çünkü avukatsınız. Çünkü. Tabii evet, hiç belli aynen. Olmamıştı. Ben kripto para sektöründeyim. Aynen, ben zaten hanımefendi. Evet. Ben boşanma avukatı olsanız evet. Gömleğimi yırtarım. Evet. Ne aynen. Münasebet ki gömleğim de ipek yani. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. En başında söyleyeyim. Çok soruyorlar ama... Yatırım tavsiyesi mi soruyorlar? Çok soruyorlar tabii. Allah kripto Allah. Kripto para sektöründeyim deyince çok geliyor. Aynen. Neden vermiyorsunuz? Anlamadığınızdan mı? Başıma bela almayalım. Yani kapıya dayanan olur. Kapıya dayanan bak olur. Bak bunu dedin. Neden bu olmadı, artmadı peki diyen olur. Peki siz gelecek görüyor musunuz? Yorum yapmayayım. İzleyenler olur şirketten. Sonuçta şirketten biz de izle. Ben beyaz yakalıyım yani. O aynen yüzden... Ya merak etmeyin. Biz zaten aynen. Böyle tehlikeli olabilecek şeyleri yayınlamıyoruz. Hatta o yüzden özellikle şirket sahipleri geliyor. Siz niye geldiniz ona? Ben de evet biz de öyle düşündük. Biz çok beyaz yakalı 9-6 mesai insanlarıyız. Harika. Olsun. Ayaklarınıza sağlık. Araya renk diye kattık demek. Sizi tanıyabilirim. Ben de avukatım. Ben inşaat sektöründeyim. Harika. İnşaat hukuku yapıyorum. Kapalı tebligatı da alkışlayalım lütfen. Biraz uzun bir soruyla devam ediyorum. Efendim sorumuz şöyle. The Sun gazetesinin azgın İngiliz nineler yerli gençlerle birlikte oluyor şeklinde haber yaptığı söz konusu ülkenin de saygınlığımız zedeleniyor. Lütfen 60 yaş üstü İngiliz kadınlar genç erkeklerimizle beraber olmak için ülkeye gelmesin diyerek sugar mamaları istemediklerini açıklayan ülke hangisidir? Vallahi şıklara koyacağım Türkiye'de değil. A. Gambiya. B. Zimbabwe. C. Letonya. D. Tanzanya. Buyurun yazabilirsiniz. Keşke yazsaymışız ya Türkiye. Çünkü ülkeyi ülkeden yola çıkar. Gambiya, Zimbabwe, Letonya, Tanzanya. Buyurun kartları kaldırabilirsiniz. B diyor, B diyor, Letonya diyor, B diyor. Gambiya var, Tanzanya var, C var, D var. Hanımlar, beyler doğru cevap A. Gambiya. Burada hezimet yaşanıyor şurada değil mi? Gerçekten çift gelmek sıkıntı aslında. Şu an kadınlar kazanıyor galiba çiftlerde. Değil mi? Estağfurullah da öyle görünüyor buradan da. Siz de orada kazanıyorsunuz. Siz burada kazanıyorsunuz. Siz zaten beraber yarışıyorsunuz. Bir problem yok. Efendim orada benim tanımadığım grup kaldı değil mi? Efendim hoş geldiniz. Oraya İyi akşamlar. İyi akşamlar. Grubumuzun adı F kare. F kare. Tane tane de söylendi. Anlamı nedir efendim? Çiftiz burada. Her ikinizin de soyadı F ile başlıyor. Harika. Buradan F kare olarak. Gayet evet. Güzel bir mantık. Siz ne iş yapıyorsunuz efendim? Ben internet güvenlik üzerinde program satıyorum. Hanımefendi siz? Cafe Bakery sahibi işletmeciyiz. Harika. Size ayrıca orayı sorup gebeş gibi yemeye geleceğiz. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Peki. Beyefendi siz? 240 derece. Gördünüz mü? 240 derecenin sahibi burada abi. Biliyorum efendim. Maalesef biliyorum. Allah kahretsin ki biliyorum. Burada beyefendi diyor ki çok güzel kruvasan yapıyorlar. Ben de ona cevap verdim anlaşılmadıysa. Beyefendi siz? Tekstil işiyle uğraşıyorum. Çok güzel. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Çok zarifsiniz. Çok teşekkürler. Yanınızdaki hanımefendi. Siz efendim? Ben de 240'ın yer oldum. Aa! Ay ayaklarınıza sağlık. Fekare'yi de bir alkışlayalım ama. Efendim siz? Açık çakralar. Açık çakralar ve işte kişisel gelişimciler. Aynen öyle. Kişisel gelişimin duayenleriyiz. Artık bu noktadan sonra büyük sallamanız lazım. Aynen, çok aynen. Çok pis geldik buraya kadar. Aynen. Ya biz şu an hani gerçekten sorguladık nasıl bir yerde olduğumuzu. Benliğimize döndük, içimizi bir inceledik. Aynen, o çakralar ve açılsın. Ve çakramızı daha da açtık yani. Harika, ne iş yapıyorsunuz? Bu arada gerçekten hani astroloji ve nefes meditasyon uzmanlığı yapıyorum. Harika. Bir şey geri gidiyor mu şu ara yine? Tabii Mars gidiyor. Allah onun belasını versin.
Yeni güneş tutuldu. Haftaya aynen. bir ay tutulması var. Aynen. Ocak ortasına kadar herkes dikkat etsin. Kimse kimseyle kavga etmesin deyip buradan selam olsun herkese. Şomaz diye mi gireyim? Tatlı dilekleriniz diye mi gireyim bilemedim. Siz efendim, siz ne yapıyorsunuz? Ben de sağlık sektöründe mühendislik yapıyorum. Harika. Ayaklarınıza sağlık. Alkışlıyoruz açık çakraları da. Efendim, 8. sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi sayacağım sanatçıların hangisi sevişirken arkada kendi şarkılarını dinlediğini itiraf etmiştir? A. Ozzy Osbourne. B. Mariah Carey. C. Mahmut Tuncel. D. Britney Spears. Buyurun yazabilirsiniz cevapları. Falanlar filan. Hanımefendi çok tatlısınız. Hanımefendiye de yapıştırın bir eksi 10. Kaldırın kartları. Britney, Ozzy, D. A, Britney, C, R. Hanımlar beyler doğru cevap Mariah Carey. B. Doğru cevaplar havada tutabilir mi? Telefon niye açıktı sizde? Demin orada çıktı ya. Evet. Yazık, yanlışmış zaten. Bir daha görürsem eksi 20 yapıştırırım ama. Efendim, Mariah Carey olduğunu ben çok şaşırmıştım. Kendi çığlıklarını dinleyerek gaza geliyorsa diyorsunuz, anladım. Tamam. Efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Sizin grubunuzun adı ne? Gülen Şen Sevdalılar. Bestecisi misiniz? Dinleyicisiyiz. Dinleyicisisiniz. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Ben elektrik mühendisiyim, eşim. Makine mühendisiyim ben. Harika efendim, ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Gülen Şen Sevdalıları da alkışlayalım. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizin grubunuzun adı ne? Bizim grubumuzun ismi Psikologlar. Aa, acaba ama mesleğiniz nedir? İkimiz de psikolog değiliz. Ha, delisiniz. Bölümünü lazım. Bitirdik. Bölümü bitirdiniz. Bölümü bitirdik yapmıyorsun. Ama orada ilerlemedik. İkimiz de farklı alanlarda ilerledik. Nedir alanınız? Ben bir telekomünikasyon firmasının marketplace departmanında çalışıyorum. Ne güzel o bu cümlenin tamamlanabilmiş olması. Ben çünkü bir an bitmez diye tahmin etmiştim. Arkadaşım da akademide ilerliyor. Ve kendi başına konuşamadığı için siz onu... Siz efendim? Ben de gelişim psikoloğuyum. Harika. Ama ben daha eğitim öğretim hayatıma devam ediyorum. Doktora yapmayı düşünüyorum bu şekilde. Çok güzel. Ayaklarınıza sağlık. Psikologları da alkışlayalım. Peki efendim. 9. sorumuz şöyle. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi sene çıkartılan yasayla milli bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır? A. 1923. B. 1924. C. 1925. D. 1927. Buyurun yazabilirsiniz cevapları. Kaldırabiliriz kartları. 1924, 25, 24, 25. C, A, 23 diyen var. D var. Nar tarikatı 24 demiş. 24 var. C var. 27 var. Hanımlar, beyler doğru cevap 1925 olacaktı. C şıkkı doğru. C'ler havada tutabilirler mi kartları? Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Ben Beyza. Grubumuzun adı 3,5 miyoplar. 3,5 miyoplar. Evet, hepimiz gözlüklüyüz. Aynen. Görmüyoruz. Tahmin ediyorum çünkü şeffaf gibi görünüyor. Herhalde aksesuar değil diye düşündüm ben de. Evet, evet. Anladım. Bu kaç? 2. Görüyorsunuz. Ama gözü çıkarsam göremem. Çıkarın lütfen. Bu kaç? 2. Görüyorsunuz. Yap, göremeyeceğim. Yanınızdaki hanımefendi kim? Ben oda arkadaşıyım. Allah başka sıkıntı vermesin. Amin. İkimiz de tıp öğrencisiyiz. Evet efendim, biliyoruz. Beyza'yı zaten belki bazılarınız tanır. Beyza gelir bizim programlara, şarkı söyler gider. Meczup gibi bir şey. Şarkı söyletiriz bir süre sonra. 3,5 mu grubunuzun adı? 3,5 miyoplar. Miyoplar, ha tamam, 3,5 yani. Yanınıza alalım. Miyopları da alkışlayalım bir. Siz efendim. Grubumuzun adı Prince Sarma Girls. Derin manası var gibi.
Evet evet, manası biraz derin. Print olmasının sebebi ikimiz de muzdarip olduğumuz bir ders var. Evet. Bölümlerimizle çok alakalı olmasa da Comp 125. Sarma görs olmasının sebebi de geçen sene hazırlık sınıfındayken her gün sabah kahvaltısında sarma yemiş olmamız. Çok sevdiğimiz bir hocamız da bize bu ismi takmıştı. Burada bir tane psikolog var. Bak, çok da uygunu ayarlayabiliyoruz. Ben ona birkaç tasarımcı buldum. Karşılığında bedava terapi yapacak. Aklınızda bulunsun. Yok, iyiyiz ya. Ne okuyordunuz siz? Ben kimya mühendisiyim. Ben de endüstri mühendisiyim. Hangi üniversite? Koç Üniversitesi'ndeyiz. Koç Üniversitesi'ndesiniz. Sizin evet. Hocanız var burada. Akıllı akıllı oynayın çocuklar. Şaka yapıyorum. Ayaklarınıza sağlık, hoş çok geldiniz. Siz de alkışlayın. 10. sorumuz şöyle. Hangisi ayağında kot pantolonla su kayağı yaparak alışılmış moda kalıplarının ne kadar gerekli olduğunu bize göstermiştir? A. Mahsun Kırmızıgül. B. Gökhan Özen. C. Ajdar. D. Alihan. Buyurun yazabilirsiniz. Siz berbat gidiyorsunuz değil mi? Çok iyi. Buyurun kartları görebiliriz. A diyor, Gökhan Özen diyor, Alihan diyor, B diyor, C diyor, B diyor. Hanımlar, beyler, doğru cevap Mahsun Kırmızıgül olacaktı. A şıkkı doğru, A'lar havada. İşte ekranlarda da kotla su kayağı yaparken Mahsun Bey'i görebilirsiniz. Çok merak ettiğinize eminim nasıl göründüğünü. Arkada bir grup var gibi görünüyor. Hırs küpü bir grup. Evet, müdüriyet. Müdüriyet, tamam. Çok hoş geldiniz sevgili müdüriyet. Siz ne iş yapıyorsunuz? Biz hepimiz müdürüz. Harika. Grubun sözcüsü sizsiniz galiba. Evet, kültür sanat sektöründe çalışıyoruz efendim. Harika, çok güzel. Genel müdürümüz, müdür yardımcımız. Diğer genel müdür yardımcısı da benim. Aa, ne güzel. Üçünüz ay, sanat evet. Kurumu yönetiyorsunuz. Çok tebrik ediyorum. Alkışlıyoruz efendim müdüriyeti de. Efendim merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin grubun adı ne? D Ayrı. Evet, siz de o hastalardansınız evet, diye tahmin ediyorum. Çok sinirleniyoruz. Ben de. Psikopatız biz. Aynen. M'yi ayrı yazmayan gördünüz mü hiç son zamanlarda? Çok. Doğru yazanını görmediğimiz için çok sinirleniyoruz. Ya ben geçen çok uzun süre sonra ilk defa gördüm. Gerçekten telefonu ısırdım ya. M'yu da yani soru işareti olan o M'yi var ya, nasıl yani? Bir de yani? Şey var. Tabii ki de. Hepsi birleşik. Anksiyete krizi. Evet, o işte tamam. O psikologlar varsa oraya gitmelik. Var yani. Var. Birkaç tane var bu akşam. Siz ne iş ben yapıyorsunuz? Ben mekan direktörüyüm. Arkadaşıma veriyorum. Aynen. Çok tatlısınız. Merhabalar, ben saat sektöründe çalışıyorum. Alkışlıyoruz D Ayrı'yı da. Sizin grubunuzun adı ne? Bizim grubun adı İzmir. İzmir, neden? Dicle İzmirli. Ha. Basit yani. Siz ne iş yapıyorsunuz? Bir şirkette profesyonel yöneticiyim. Aynen. Yine biri daha gördünüz. Siz efendim? Ben medyadayım. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Hemen bir sonraki soruyla devam edeceğiz. 11. sorumuz şöyle. Sapyoseksüellere geliyor bu soru. Beynimizin yüzde kaçını kullanıyoruz? A. %10. B. %25. C. %17. D. Tamamı. Buyurun yazabilirsiniz. Neyi efendim? Ha. 10, 25, 17 tamamı. Buyurun kartları görebiliriz. %10 diyor, 17 diyor, 17, 17, C diyor, C diyor, D var. C var, 17 var, 10 var, D var. Gerçekten çoğunluk olarak umudunuzu yitirmişsiniz gibi görünüyor ama hanımlar, beyler, doğru cevap D, tamamı olacaktı. Şey diye düşünmeyin, yazık beynimizi kullanamıyoruz da böyle diye düşünmeyin. Bayağı insanlar kötü olduğu için böyle. Hanımlar, beyler. Şimdiki soru için ekranlara bakmanızı rica edeceğim. Umarım ekrandaki yazıyı görmüşsünüzdür. Efendim, ekranda duracak bu yazı. Sorumuz şöyle. Görmüş olduğunuz bu çok ama çok önemli duyuru hangi ilimizde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur? A. Rize. B. Trabzon. C. Edirne. D. Malatya. Buyurun yazabilirsiniz. No, dersin bitti mi yavrum? Buyurun kartları görebiliriz. C diyor, Rize diyor, Trabzon diyor, Trabzon diyor, Trabzon diyor, Rize, 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 Malatya. Doğru cevap Edirne olacaktı. C. Doğru cevap C. Evet.
Harika bir soruydu. Efendim, ödüllerden bahsetmedim. Hemen ödüllerin ne olduğunu anlatacağım size. Üçüncü olan masaya, masadaki kişi sayısı kadar stüdyodan bilet. İkinci olana, masadaki kişi sayısı kadar drama sahnesinden etkinlik bileti ve masanın hesabının yarısı hediye olarak veriliyor. Birinci olana da masanın hesabı yok ve büyük sahnede masadaki kişi sayısı kadar etkinlik bileti veriyoruz. Sonuncuya da benimle bir telefon görüşmesi hediye ediyorum. 13. sorumuz şöyle. Tek bir spagetti ipliğine ne isim verilir? A. Spagetta. B. Spagetto. C. Spagetya. D. Spagetti. Buyurun yazabilirsiniz. Ne oldu? Yeşim, eksi 20 yapıştırıyorsun buraya. Şuradan çünkü ispiyonladılar. Ben bulamadım zaten diyor. Arkadaşınızla küssün. Buyurun. Spagetta diyor, spagetto diyor, D diyor, D diyor falan diyor filan diyor. Nar tarikatı da D dedi. Spagetti diyor, A diyor. Hanımlar beyler, doğru cevap spagetto. Yani B olacaktı. Aradan önceki son iki soru, 14. sorumuz çok basit. Şöyle, İngiltere ile Fransa arasında bulunan boğazın adı nedir? A. Dar Boğaz. B. Dover Boğazı. C. Cover Boğazı. D. Adel Boğazı. Buyurun yazabilirsiniz. Buyurun kartları kaldıralım. B, 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 C, Dover, D, B, B. Hanımlar beyler, doğru cevap Dover Boğazı olacaktı. B doğru cevap. Yazdıysak indirebiliriz kartları. Çok teşekkür ediyoruz. Aradan önceki son soru, tatlı bir soru o yüzden. Sorumuz şöyle. Atını senatör olarak seçtirip liyakat ilkesinin adeta içinden geçen Roma imparatoru hangisidir? A. Sezar. B. Caligula. C. Karataş. D. Augustus. Buyurun yazabilirsiniz. Çok seviyormuş atını işte. Buyurun kartları görebiliriz. D diyor, Caligula diyor. Galiba Caligula demek istediniz. D diyor, D diyor, D diyor, D diyor. A diyor, Augustus diyor. B diyor, D diyor, B diyor, D diyor, B diyor, D diyor. Doğru cevap hanımlar beyler. B, Caligula olacaktı. Harika. Hanımlar beyler 15 dakika ara. Hadi görüşürüz. Efendim puanları açıklıyorum. Kırmızı, gecenin tadını siz çıkarmışsınız gibi görünüyor. 30 puan. Barbie grubu. En azından yanınızdan asla kopya çekmediğiniz o kadar belli ki. En azından yani. Efendim Barbie grubu 60 puan. Tebrikliyoruz. Tebrik ediyor. Tebrikliyoruz ne lan? Geçen programda da Meksika'ya Teksika dedim. Nerede Perşembe? Heh. Efendim sizinki 40 puan. Benim beklediğimden iyi bakın. Gerçekten. Carvio Car 50 puan. Bakın siz de yani bayağı kötü gidiyor gibi görünüyordunuz. Hiç fena değil. Pavyon dublesi. Aa. Kalabalıksınız da niye böyle oldu? 40 puan. Ben bağırıyorum ama bir şey değil yani bu. Reynes. Beyefendi gerçek bir girişimcisiniz. 50 puan. Rastlantı. Hiç fena değil. 60 puan. Tebrikler. Grup Şamata 50 puan. Grup Margarita 40 puan. Çalışmıyorsunuz. Extreme 60 puan. Tebrikler. Extreme'i de bir alkışlayalım. İkisi bir arada 40 puan. Kaybetmeyeyim o. Ya öyle demeyin. Hay Allah. Musti 50 puan. Hiç fena değil. Gatto 60 puan. Ha. Biliyorum, biliyorum, biliyorum efendim, biliyorum. Merak etme. Yani burada zaten yanlış bir şey yapsam bu hanımefendi ağzıma tükürecek yani. Gözlük giller 40 puan. Harika olsaydı keşke ama değil. Madara 80 puan. Etkileyici. Book Club 90 puan.
Kapalı tebligat. 50 puan. Hiç fena değil. Burada 30 var. Nar tarikatı 50 puan. Büyük geçmiş olsun. Hanımefendi 50 puan iyi bir şey. Rahatladınız değil mi? Çünkü 30 var. İzmir kaç? Vallahi biz biraz kıyak çekmişiz o zaman. 40 puan. F kare. Seyircinin gönlünü kazanan grup. Aynı zamanda puan da kazanmış, inanır mısınız? 80 puan. Açık çakralar, gerçekten açık çakralara sahipler. 70 puan. Gülen şen sevdalılar. 70 puan. Psikologlar 50 puan. 3,5 miyoplar 70 puan. Oo, Print Sarma Girls, siz de kuytuda ne yapıyorsunuz? İçiyor musunuz siz sadece? 30 puan ya. Alkış. D ayrı 50 puan. Ve müdüriyet, hırsınıza sağlık, 70 puan. Tebrik ediyoruz. Hiç fena değil. Şunu söyleyebilirim, gayet puanlar, 30 puandan bahsetmiyorum tabii. 70'ler, 80'ler, 60'lar ve 90'lar kapışır. Siz içmeye devam edin. Şaka şaka, hiç belli olmaz. 15 soru var. Nasıl belli olmaz? Efendim, az önce çalan şarkıyı hatırlıyor musunuz? Şimdi bunu kısalım, alttan dönsün. Herkes biliyor değil mi Katina'yı? Bilmeyenler elini kaldırabilir mi? Harika, çok iyi. Sorumuz şöyle. Dinlediğiniz şarkıyı söyleyen sanatçımız Seyfi Dursunoğlu'nun RTÜK tarafından yasaklanması kaç yılında olmuştur? A. 2015. B. 2011. C. 2009. D. 2007. Yazabilirsiniz cevapları, buyurun. Kartları kaldırabiliriz. 2009, 2015, 2011, 2009, 2011, D diyor, 2015. Hanımlar, beyler, doğru cevap D, 2007. Sadece 3 grubumuz doğru bildi. Gerçekten 2007'de yasakladılar ya. Neyse. Efendim, şimdi yine sesli bir sorumuz var. Lütfen dikkatli dinleyin. Japonya kollar açılır. Gözler yana saçılır, herkesin gözü açılır. Adına da derler tek. Biliyorsunuz zannediyorum. İlk defa duyanlar elini kaldırabilir mi? Yani sizin bilgi dağarcığınıza bunu soktuğum için çok özür dilerim. Ama sorumuz şöyle. Bu şarkıyı söyleyen şarkıcımız kimdir? A. Gönül Yazar. B. Sevil Öztatlı. C. Şenay. D. Rana Alagöz. Buyurun yazabilirsiniz. Gönül Yazar, Sevil Öztatlı, Şenay, Rana Alagöz. Buyurun, kartları kaldırabiliriz. Sallayacağız zaten belli ki. Şenay B, B, B. Şenay B, B. D, D. B, D. D, B. D ve B de gitmiş gelmiş. Hanımlar, beyler, doğru cevap Sevil Öztatlı. B. B'ler havada. Sevil Öztatlı. Araştırın, evet. Bu aslında böyle bir kaç sene önce, 5 sene önce falan bayağı bir döndü, viral oldu. Sonra tekrar kaybolmuş demek ki. Bilenler, hatırlayanlar cevapladı diyeceğim de, hatırlamayanlar da cevapladı. Efendim, şimdi bir video seyrettireceğiz size. O yüzden ekranlara dikkatlice bakmanızı istiyoruz. Buyursunlar, videomuz şöyle. Halka bu anda bir ilan verdim. Halka dedim ki, ikinci bir emre kadar ölüm yasağı koyuyorum dedim. Tabii ki o arada halkımızdan hiçbir kimse ölmedi. Alalım videoyu. Harika. Umarım işe yarayacak. Aynen öyle bir soru geliyor. İzlediğiniz videoda ölümü yasaklayan muhtar hangi köyün muhtarıdır? A. İkizler Köyü. B. Aşağı Akpınar Köyü. C. Tirkeş Köyü. D. Öküz Öldü Köyü. Buyurun, kartları görebilirim.
Aşağı Akpınar, B, C, A, C, A, C, B, efendim C. Hanımlar, beyler, doğru cevap Tirkeş, C. Nereden biliyorsunuz ben? Siz Tirkeş yaz, sizinki C değildi ya. Öyle mi? Tirkeş mi diyorum? Vallahi mı? Siz niye alamıyorsunuz ya? Çakrası açık olanlar arkada. İndirebiliriz, çok teşekkürler. Şöyle bir iddia var, size sormak istiyorum. En öndeki Gatto grubu şöyle bir şey dedi. Yaklaşık 3 sorudur doğru cevap verdiklerinden gaza gelerek... Dediler ki siz zaten söylerken şıkları cevabı veriyorsunuz dediler. Eğer böyleyse dikkat edeceğim. Sadece Gatto'ya veriyorsun. Kabalaşmayın, estağfurullah, ne münasebet. Salak olsun ben demiştim şimdiye. Sorularımı sattınız, ne yaptınız? Hayır, zaten gerideler efendim. Öyle yaldır yaldır da gitmiyorlar. İyi, ben sadece herkes anlıyor mu diye merak etmiştim. 19. sorumuz şöyle. Hangi hayvan kendi cildinden güneş kremi işlevi gören bir sıvı salgılar? A. Fok balığı. B. Timsah. C. Su aygırı. D. Yılan balığı. Bir daha alabilir miyiz? Kalmadı. Buyurun kartları görelim. Su aygırı A, fok A, fok A, fok A, fok A, böyle gidiyor. A, A, su aygırı A. Hanımlar, beyler, doğru cevap C, su aygırı. Su aygırları havada tutabilirim. Yani cevabı su aygırı olan. Evet. Madem anlıyorsunuz. Harika. Kartları indirebilirsiniz. Çok teşekkürler. Gördüğünüz gibi öndeki grubu patlattık. 20. sorumuz. Gayet kolay bir soru. Yeni doğan bebeklerde hangisi yoktur? Uyku. Yaklaşık bir şık var. A. Diş. B. Saç. C. Diz kapağı. D. İnsaf. D şaka, onu doğru kabul etmeyeceğim tabii ki. Buyurun kartları görebiliriz. Diş diyor, C diyor, C diyor, diş diyor. C diyor, A diyor, C diyor, A diyor, A diyor. A diyor. A diyor. Hanımlar, beyler, doğru cevap diz kapağı. Devam ediyoruz. İndirebilirsiniz, yazdık. Buyurun. Bazı nadir olarak rastlansa da dişle doğan bebek varmış. Ha? Hanımefendi, nadir değil demek ki sizin bebek. Ne yapalım şimdi yani? Nadir denmedi. Aynen, demedik. Zaten dememize gerek yoktu. Aynen. Allahsızlık yapıyorsunuz şu an. Devam ediyorum arkama bakmadan. 21. sorumuz biraz uzun. Dikkatli dinleyin lütfen. Hangi ülke vatandaşları 1979 yılında eşcinselliğin hala bir hastalık olarak sınıflandırılmasını protesto etmek için iş yerlerini arayıp bugün gay hissettikleri için işe gelemeyeceklerini söyleyerek bu çağ dışı kararı zekice protesto etmişlerdir? A. Hollanda. B. Türkiye. C. İsveç. D. İsviçre. Buyurun yazabilirsiniz. Kartları kaldırabiliriz. İsviçre diyor, Hollanda diyor, orası ne diyor? Karar veremiyor. İsveç diyor, C diyor, A diyor, A diyor, C diyor, C diyor. Narko tarikatı da İsveç diyor. Hanımlar, beyler, doğru cevap İsveç. C. Harika. Birisi soruyu ben sorarken ben biliyorum diye inliyordu. Heh, doğru cevap vermiş. Estağfurullah, rica ederim. 22. soru. Yine paragraf sorusu gibi uzun. Dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Hangi ülkede saat 10 ile sabah 7 arası sifon çekmek kabalık olarak görüldüğü için sabaha kadar bokunuzla baş başa kalma riskiniz var?
A. İsviçre, B. Danimarka, C. Finlandiya, D. Norveç. Buyurun yazabilirsiniz. Üçüncü de herkese veririm puan. Buyurun kartları görebiliriz. C diyor, İsviçre diyor, İsviçre diyor, A diyor, A diyor, A diyor, B diyor. Doğru cevap hanımlar beyler. İsviçre, A! Efendim 23. soru. 7 soru kaldı. Her şey değişebilirmiş gibi görünüyor ama asla değişmeyecek. Soru şöyle. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Avcılık Federasyonu Başkanı düzenlediği bir av partisi sırasında bir bufalo tarafından Hakk'ın rahmetine kavuşturulmuştur? A. Peru, B. Meksika, C. ABD, D. Brezilya. Buyurun yazabilirsiniz. Peru, Meksika, Amerika, Brezilya. Kartları kaldıralım. A diyor, ABD diyor, Peru diyor, Brezilya diyor, B diyor, Peru diyor, A diyor, B diyor, B diyor, C diyor, A diyor. Hanımlar, beyler. Doğru cevap Meksika, B. Efendim bir diğer sorumuz şöyle. Ekranlara bakmanızı rica edeceğim öncelikle. Evet. Efendim bu arkadaşımız dünyanın en uzun kulaklı köpeği Lu. Lu'nun kulakları kaç santim diye soracağız. A 32, B 34, C 36, D 38. Kulakları mı kulağım? Kulakları kaç santimdir? Açtığın zaman da böyle. Ne önemi var beyefendi? 32 mi, 34 mi, 36 mı, 38 mi? Buyurun kartları görebiliriz. 38 C, 34, 36 C, 38 C, 32 C, B, 34, 36, 34 hanımlar beyler. Doğru cevap B, 34. Harika. Daha da berbat bir soruyla devam edeceğim. Yok, hayır. 25. soruya geçiyorum. Tarih bilgim iyi diyen var mı aranızda? Beyefendi, girişimci olduğunuz için her halta parmak kaldırıyor olabilirsiniz. Ben emin değilim şu an. Ondan kaldırdınız zaten. Bilmişim. Efendim sorumuz şöyle. Çanakkale Zaferi'nin unutulmaz kahramanlarından Seyit Onbaşı kaç kilogramlık bir top mermisi kaldırmıştır? A 212, B 215, C 230, D 242. Yarışmacının beline tekme atma sorusu. Buyurun kartları görelim. 230 D, 230 B diyor, B diyor, 242 B diyor, B diyor, 215 B, B, D, B, 230 B. Hanımlar, beyler, doğru cevap 215 B. Bayağı bildiniz beyefendi. İyiymiş tarihiniz gibi oldu. Niye bozuldu efendim oranız? Kötü gidiyorsunuz galiba. Aynen. Yapar. Bir dakika, çok kötü gittiğini düşünenler elini kaldırabilir mi? O zaman biraz moralleri düzeltir belki. Herkese benden şat. Aynı şattan göndereceğiz maalesef. Çünkü o programdan önce hazırlıyoruz. Efendim 26. sorumuz. Fransızlar amma kültürlü, ufacık çocukları bile Fransızca konuşuyor diyerek Fransızlara olan hayranlığını gizleyemeyen ünlümüz kimdir? A. Mahmut Tuncer, B. İzzet Yıldızhan, C. Nihat Doğan, D. Özdemir Erdoğan. Buyurun. Buyurun kartları görebiliriz. C, 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 C. İzzet var, C var, C var, C var, C, C, vay. Herkes diyor ki Nihat Doğan. Çoğunluk Nihat Doğan diyor. Doğru cevap B, İzzet Yıldızhan.
27. sorumuz. Son 4 soru. Hangi ülke lideri eğer tek başıma yasa yapma yetkim olsaydı ananaslı pizzayı yasaklardım şeklinde bir açıklama yapınca ananaslı pizza seven bir vatandaşla tartışmıştır? A. İspanya. B. İtalya. C. İzlanda. D. Türkiye. Buyurun kartları göreyim. C var, İspanya var, B var, C var, A var, İzlanda var. Hanımlar beyler, doğru cevap İzlanda. C. İzlanda. 28. sorumuz şöyle. Ünlü böcek bilimci Justin Schmidt'in acı endeksi listesinde topuğunuza saplı 2,5 santim boyunda paslı bir çiviyle cayır cayır yanan kömürlerin üzerinde yürümek gibi diyerek tanımladığı bir acıyı veren ve bu endekste birinci olan böcek aşağıdakilerden hangisidir? En acı veren böcek bunlardan hangisi diye soruyoruz. A. Mermi karıncası. B. Ateş karıncası. C. Boynuzlu akasya karıncası. D. Kağıt yaban arısı. Buyurun yazabilirsiniz. Yani bunların hiçbiriyle karşılaşmamışsınızdır umarım zaten. Buyurun kartları görebiliriz. C diyor, C diyor, C diyor, D diyor. Hanımlar beyler doğru cevap mermi karıncası. A. Harika gidiyoruz. Mermi karıncası da bu ekranda gördüğünüz Meret. 29. sorumuz. Bu kişilerden hangisi gelecekten gelenler için bir parti düzenlemiş ve partisine hiç kimse gitmemiştir? A. Stephen Hawking. B. Christopher Nolan. C. Keanu Reeves. D. Quentin Tarantino. Buyurun cevapları yazabilirsiniz. Çok iyi soru. Atmaktan başka çareniz yok. Kartları görebilir miyim? B diyor, I diyor, A diyor, B diyor, Tarantula diyor. Tarantino'ya diyor. B, 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 D, B. Hanımlar, beyler, doğru cevap A. Stephen Hawking olacaktı. Son sorumuz şöyle, bakın çok basit bir soru. Ama hiçbir önemi olmayacak çünkü bitti yani son soru. Aşk-ı Memnu'nun televizyona uyarlanan ilk versiyonunda Bihter karakterini kim canlandırmıştır? A. Beren Saat. B. Nebahat Çehre. C. Oya Aydoğan. D. Müjde Ar. Buyurun cevapları yazabilirsiniz. İndir, 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 indir. Buyurun kartları görebiliriz. D diyor, Beren Saat diyor, D diyor, B diyor, Müjde Ar diyor, D diyor. D diyor, falan diyor, filan diyor. Hanımlar, beyler, doğru cevap Müjde Ar. D olacaktı. Gerçekten bilemeyen çok az grup var. Aynen, nazar değdirdiniz. Ben kesin kazandık diye düşünüyorum diyen bir grup var mı? Sizin mümkün değil. Ben size söz veriyorum. Kazandığınız için siz de düşünüyorsunuz. Siz de düşünüyorsunuz. C diyorsunuz. Çok iyi. Hanımefendi ama beyefendi uyandırın. Bitti, bitti. Güzel, çok iyi. Bakalım. İkisi bir arada. 100. 90 yanlış yazmış. 90 yazmamışlar. Son soru bilmiyorum. Aa, ben kovuldun ya. Musti, 110 puan. Gatto, 120 puan. Gözlük Giller, 100 puan. Madara, 140 puan. Ama yani hani ikinci yarıda bayağı yatmışsınız. The Book Club, 160 puan. Harika bir puan. Kapalı Tebligat. Bu ne, bırakıp eve mi gitti bunlar diye? 80 puan.
Madara eğlenince onlar da eğlenmiş, gördün mü? Bu ülke hep bundan kaybetti. Sevgili nar severler. Yani 90 ama sizin için 100 olsun. 100 puan olsun sizin güzel hatırınız için. 100 puan. Efendim İzmir. Allah'tan karanlıktasınız. 70 puan. Kırmızı. Bakın ilk yarıda 30 puan almıştınız. İkinci yarıda gerçekten çok ilerlemişsiniz. Toplam puanınız 80. 5 soru bilmişsiniz. Hem de 5. Barbie hanımefendi zaten hesapladı. 100 puan. Alkışlıyoruz Barbie'yi de. Perş tekne rakı. 90 puan. 90, 100. Carvio, Carvio, sizin 140 değil maalesef. 140, hayır. Hayır, 2 soru cezanız var. Elinizde telefonla yakalandığı için. Evet işte onlarla... İşte... Hanımefendi yapacak bir şey yok. Keşke bir işe yarasa sizin kabul etmemiz. Kayıtlar var. Açın kayıtları. Hanımefendi şöyle yapalım. Bakın zaten montajı ben yapıyorum. Eğer sizinki 140 puansa ki tek tek seyredeceğim. Evinize hediye yollayacağım. Allah belamı versin. Ama değilse. Ama değilse story atarım. Tamam. Evet 120 sayıyoruz şimdilik. Aynen. Aynen hanımefendi. Pavyon dublesi. Berbat yarıştınız. 100 puan. Reynes. Aa. Siz ne yaptınız ya? Siz ilk yarı berbat değil miydiniz? 120 puan. Rastlantı. 130 puan. Grup Şamata. 80 puan. Grup Margarita. Siz herhangi bir şey bulamamışsınız gibi. Hani ritim dışında da. 60 puan. Yani daha aşağıda bir şey çıkar mı bilmiyorum ama size ayrı bir hediye düşüneceğim. Extreme. Aa, bunlar iyi gidiyordu ilk yarı. Kaydırdınız mı ya? 80 puan. F2. F kare. 140 puan. Açık çakralar. 120 puan. Gülen Şen sevdalar. 120 puan. Psikologlar 120 puan. Herkes 120 almış. 3,5 miyoplar 130 puan. Print and 100 puan. D ayrı 90 puan. Müdüriyet 140 puan. Vallahi bravo. Şimdi ne oldu? Bir 160 puan var. Birincimiz belli. 150 puan hiç yok galiba. 140 dolu. Müdüriyet fasulyeden olduğu için. Ya da hadi siz de yarışın, yarışın tamam. 3 gruba bir tane soru soruyorum. Bakın süre müre beklemem. Şıkları söylerim, kartları kaldırmanızı isterim. Kartı kaldırmayan olursa elendi. İkinci ve üçüncü sizden çıkacak çünkü. Yedek sorumuz şöyle. Dikkatli dinleyin. Şu üçüne soruyorum. Sizin rahatsınız siz zaten. Siz de girin tamam. Siz de girin. Siz de girin. Sizinkini de 140 kabul ediyorum. Siz de girin. Dikkatli dinleyin lütfen. Sorumuz şöyle. Hasta La Vista Baby hangi filmle birlikte hayatımıza dahil olmuştur? Terminator 1, 2, 3, 4. Kaldır kartları. Sizinki, sizin A diyor. Sizinki ne? 3 diyor. Sizinki... Bir diyor hanımlar beyler, doğru cevap kabul ettik artık hanımefendininki. Ne? Doğru ne? Doğru değil. Ne? Kopya aldı diyor. Yine ispiyonlandı. Ben size ödül vereceğim. Bir dakika, bir dakika. Ben size ödül vereceğim. Ben vereceğim, ben sizinle uğraşamam. Ben size ödül vereceğim.
Bakın hepimizin akıl sağlığı için yapıyorum bunu. Ödül vereceğim. İzin verin şu üç gruptan birinciyi, aman üçüncüyü, ikinciyi belirleyeyim. Efendim My Way şarkısını biliyor musunuz Frank Sinatra'nın? O şarkıyla ilgili bu soru. My Way şarkısı hangi ülkede dinlenmesi yasak bir şarkıdır? A. Sri Lanka. B. Filipinler. C. Singapur. D. Türkmenistan. Bu soruda telif yersem sizden alırım parasını. Buyurun. D diyor. Hanımlar beyler, Filipinler doğru cevap. F kare bildi. Alkışlıyoruz F kareyi. Oh be. İkinci oldunuz. Madara ile müdüriyet. Artık sizi yarıştırmıyorum. Ona vereceğim zaten. Aynen. Siz de üçüncü oldunuz. Sakın bir şey deme, size vereceğim. Siz en birincisiniz. La kahretsin ki siz. Yo yo, birincisi. Onu da kovdum. Hanımefendi, o da kovuldu. Git Emre, Allah aşkına git. O da kovuldu. Siz birincisiniz. Biz hepimiz size bayıldık. Alkışlıyoruz. Helal olsun ya. İnanılmaz. Şimdi üçüncü olan grubumuz Madara'dan bir kişiyi buraya rica edeceğim. Alkışlarla sahneye alıyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Tebrikler. Tebrik. Çok teşekkür ederim. Üçüncü oldunuz. Çok memnunum. Rica ederim. İyi, daha önce bir bilgi yarışması kazanmış mıydınız? Hayır. İlk. Okey, biz hediyeyi verelim. Buyurun. Üç davetiyeniz. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Çok alkışlıyoruz beyefendiyi. F kareden bir temsilciyi alkışlarınızla buraya alıyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Biz bu arada içeride arkadaşlarımızla konuşurken sizin birinciliği açık ara alacağınızı düşünüyorduk. Evet. Beklediğimizden bir çıt geride kaldınız. Teessüf edildi. Ben gönlünüze. Size de vereceğim. Öngörünüz için teşekkür ederiz. Rica ederiz. Benim bir sorum olacak yalnız size. Buyurun. Soruları kim hazırlıyor? Soruları ben ve editör arkadaşlarım hazırlıyor. Psikolog bey sizdiniz değil mi? Evet. Çok bayağı kalabalık bir müşteri kitlemiz olacak. Ben gidiyorum. Ben her hafta gidiyorum. 10 senedir gidiyorum ben. Bu kadar oldu. Buraya kadar oldu. Evet. Çok tebrikler. İsminiz neydi? Çok özür dilerim. Maurice Ferman dedi. Morris Bey, sizin masanızın yarı hesabı bizden ve... Biz ödedik hesabı. Nasıl ödediniz? Valla az önce geldiler, aldılar. Sizden hızlı davranıyor arkadaşlar. Hayır diyor. Hayır diyor. Yarısını aldık diyor. %50'sini zaten almışlar. Buyurun efendim. Size de 4 tane drama sahnesine etkinlik davetiyesi. Alkışlıyoruz. Çok tebrik ediyoruz sizi. Ve The Book Club'dan bir kişiyi buraya alacağım. Hoş geldiniz. Koç Üniversitesi'nden Eğitimci Hanım. Adınız neydi? Başak. Biz arada Koç Üniversitesi'nin 4 senede 2.3 milyona okunabilen bir yer olduğunu öğrendik. Hesapladınız, doğrudur. Evet, çok tebrik ederim. Siz bekliyor muydunuz böyle bir sonuç? Vallahi biz biliyorsunuz çok kitap okuyoruz. Aynen. O yüzden bekliyorduk. Hırslıydık, hazırlıydık. Aynen. Ne okudunuz en son? Hay Allah. Evet. Uzun zaman oldu. Anladım. Uzun zaman olmuş. Hayırlı olsun o zaman. Masanızın hesabı yok. Ve 3 tane de büyük salonumuzdan davetiyemiz var size. İnşallah çok içmişsiniz. Çok içtiniz mi? Maalesef. Ne olur ne olmaz diye yine tedbirli davranılmış. Alkışlıyoruz Başak Hanım'ı. Sizden birini böyle alayım. Alkışlayalım hanımefendiyi. Violet Hanım, ne yapıyordunuz siz? Giyilebilir sanat. Giyilebilir sanat yapıyordu bu kadın. Üstünüzdeki giyilebilir sanat evet. mı? Vallahi mi? Ha, aynen. Kadın havalıymış da. Bakın, elimizde kalan bütün davetiyeler. Bakın. Yok ya. Hesabı ödesinler. Bir şey de yememiş, içmemişler. Biz
Bakın elimdeki bütün davetiyeler. 5 tane davetiye. Ay çok teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman gecenin kazananı biziz. Gecenin kazananı sizsiniz. Alkışlıyoruz hanımefendiyi. Çok tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Sayenizde daha eğlenceli oldu. Yerinizi alıyoruz. Hanımlar beyler ayaklarınıza sağlık. Çok eğlenceliydi. Bir daha 2 hafta sonra beraberiz. Tekrar görüşünceye kadar iyi geceler.